Nazlı. Ergun'um. İyi akşamlar. Anneciğim, babacığım, işte maaş, işte üniforma, işte emekli sandığı. Ve gördüğünüz gibi hepsi bir arada olmak kaydıyla karşınızdayım. 80'ler kahkaha dolu bölümleriyle cumartesi akşamlarımıza renk katmaya devam ediyor. Sevilen dizide sol açık Nevzat karakterini canlandıran Era Işık, 80'lere oyunculuğa ve hayata dair açıklamalarıyla bir de bugünün konuğu. Az sonra. Oğlum ne duruyoruz? Hadi yürü gidelim. Hani oğlum nerede araba? Hidayet'e gitmiş. Nereye gitmiş? Gidiyor. Gidiyor bak bak bak. Nevzat! 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 Zaten hay arada ya da kenarlar bunu defa dikkatini çekti. Merhaba. Herkese kolay gelsin. Hayırlı mesailer diliyorum. Ve işte... Ve işte Karpatların Maradona'sı. Kendine bak. Evet. Böylesini gördü mü Rahat'ın abi? Kendi kendine Karpatların Maradona'sı dedi ya. Ben yaptım kendime şeyi. Ya pek fazla övgü alamıyor galiba. Biraz çok beğeniyor seni. Çok 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 güzel oynuyorsun. Beni sevin. Yani bir Rasim abi kadar olamasa da çok iyi. Estağfurullah. Sen de öyle bir şey yapıyorsun. Ben mümkün mü Rasim abinin? Ya Nazlı benden mi bahsettiniz? Hayrola ne oldu? Bir de bugün ekibi olarak bu akşamki yeni bölümüyle yine kahkaha fırtınaları estirecek 80'lerin setindeyiz. Teşekkür ederim. Dizide sol açık Nevzat karakterini canlandıran Era Işık'la TRT1 izleyicilerine özel gerçekleştirdiğimiz sohbetimiz başlıyor. 1986 yılında Anadolu'nun küçük bir ili olan Çankırı'da dünyaya geldi. İki ailenin en küçük çocuğuydu. O yüzden biraz şımarık olabilirim. Ailem tarafından şımartılmış, her istediği yapılmış bir çocuk olabilirim. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çankırı'da okuduktan sonra üniversite eğitimimi almak için İstanbul'a geldim. Daha sonra da işim, aslında Türkçe öğretmenliği eğitimi almama rağmen işim tiyatro, karagöz ve yazarlık olduğu için biraz daha merakım o yöndeydi. Hayat da beni o tarafa doğru rüzgar savurduğu için eğitimimi aldım, mesleğimi yapamadım ama şu anda bu şekilde mutluyum. Her zaman aileminde sen mutluysan orada ol ilkesi beni şu anda haklı olduğumu gösteriyor gibi duruyor. Şimdi abi, hakim bir kere Fatih Ana'yı görmek ister, bu bir. İkincisi, ben Sami abinin arkasından iş çevirmem. Hayallerinin peşinden koşmayı bir an olsun bırakmayan başarılı oyuncunun 80'ler dizisiyle yolları bakın nasıl kesişmiş. Ben bir tiyatro oyunu yazmıştım. Şu anda beraber çalıştığımız senarist arkadaşım o oyunu izlemeye gelmişti. Bir vesileyle başka bir arkadaşımın rolünü ya bir de sen gelsene diye denendim. Önce polis için sonra solcu için derken Müfit abiyle tanıştım. Birbirimizi çok sevdik ve bir anda ekibe dahil oldum. Oyuncu olarak önce dahil oldum. Daha sonra beni daha çok sevdiler herhalde. Bilmiyorum ben alttan işledim mi ne yaptım. Daha sonra da senaryo ekibine de dahil oldum. Ne istiyor bu sizden? Yok be abi bir şey istemedi. Hal hatır soruyordu. Nevi şahsına münhasır bir karakter yapısına sahip sol açık Nevzat'ı canlandırmadan önce belirli bir ön hazırlık yaptığınızı düşünüyoruz. Fiziksel olarak zaten karaktere benzediğim ve hayal edilen bir karakter olduğum zaten aşikardı. Onun için öyle bir tercih alınmıştı. Ben sadece şöyle bir sıkıntımız vardı. Önemli bir konu 80 dönemi ve önemli bir tarihte önemli bir kişiyi oynuyorsun. Bir siyasi duruşu olan ve ideolojik bir hareketin liderlerinden birini oynuyorsun. Mahalle öncülerinden birini oynuyorsun. Benim için tabii bu biraz yoğun bir araştırma ve karakterin alt metnini oluşturmak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Tabii ki okudum, baktım. Daha önce izlediklerim, hiç denenmemiş olan taraflarını Nevzat'ın biraz daha irdeledim ve sonunda sol açık Nevzat ortaya çıktı. Okudu, avukat oldu. Aferin ona. Başarıların devamını diliyoruz. Şurada konuşalım, doldur oraları. Bakma oldu. 80'ler dizisi yaklaşık 30 yıl öncesinin Türkiye'sinden manzaraları ekranlara taşıyor. Peki sizce gelecek 30 yıllık sürecin ardından ülkemiz adına nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Sen yönlendir, şurada konuşalım. O soruyu gel tamam şurada konuşalım diye. Umarım 30 sene sonra şu günleri ah ne güzel günlerdi diye anlatmayız. Yani tamam çok güzel günlerdi ama
bugünleri de yaşadığımıza şükredip tamam çok güzel zamanlardı, güzel hatıralar bıraktı. Aynı bize 80'li yılların üzerimizde bıraktığı güzel hatıralar gibi. Güzel hatıralar bırakır bize 30 yıl sonra. Yine böyle güzel bir şekilde. Umarım yine bir röportajda bu yıllardan bahsederiz. Bu kaotik evrende zaman zaman umudumuzu yitirdiğimiz anlar olabiliyor. Siz de bu karanlık duyguyu dönem dönem yüreğinizde hisseder misiniz? Umut yitirmek demeyelim. Sadece bu önüme konulan engeller beni daha kamçılar. Biraz da bu herhalde yazar hastalığı. Çünkü bir hikayeyi yürütmek için çatışma yaratman gerekiyor. Önüne bir engel koyman gerekiyor. Ve o engeli aştıkça daha da güçleniyorsun. Benim için de böyle önüme çıkan engeller benim aşamayacağım bir engel olmadığı için zaten önüme çıkıyordur. Onu aşacağıma inanırım. Daha sabırlı, daha sağlam çalışarak o engeli bir şekilde çevremin de etkisiyle aşarım. Açıklamalarınızdan hareketle romantik bir insanla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, aynı şey. Öyle olduğumu söylüyorlar. Evet, biraz öyle. Duygusal romantik diyelim. Peki, yaşama ve dünyaya bakış açınızı özetlemenizi istesek? İyi, sen nasılsın abi? Ya ben çok minimal yaşayan bir adamım. Çok zengin olmak istemeyen. Çok doymadan sofradan kalkan. Zaten vegan besleniyorum, vejetaryen besleniyorum. Her zaman minimal şeylerle yaşamımı idare ettirip arta kalan gerek işte bu maddi gerek manevi olsun hatta zaman olsun bunları kendime ayırıp onları gördükçe hoşuma gidiyor. Ve minimal bir şekilde hayatımı idare etmek de beni mutlu ediyor. Çok büyük hayallerim yok. Ulaşılabilecek hedeflerim var. Ve her ulaştığımda da kendi mutluluğumu kendim yaratıyorum. Etrafımdaki insanlara da aileme de böyle mutluluk veriyorum. Bu yüzden çok çok büyük dertlerim yok. Minimal yaşıyorum ben. Seni hiç görmüyorum. Sen fotoğrafını çektin galiba. Tiyatroda izlediğiniz ilk oyunu hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Leyla ile Mecnun'u izlemiştim. Nazım Hikmet'in eserini. Ankara Ekin Tiyatrosu. Pardon, Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan izledim. Ekin Tiyatrosu'ndan, Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan izledim. Daha sonra da şöyle bir avantajımız vardı. Babama böyle bir durum olduğunu, ya tiyatro çok keyif aldığımı söyledim. O da okulda, öğrencilik zamanında az çok sahneye bulaşmış bir iki oyunda rol aldığı için. Hafta sonları Ankara çok yakındı Çankırı'ya. Bizi oyun izlemeye götürürdü. Bir şekilde benim o tiyatro duygumu tatmin ettiler. Aslında onlar bu açlığımı tatmin edeceklerdi ama daha büyük bir belanın içine beni bıraktıklarının farkında değillerdi. Bir daha o beni sahneden indiremediler. Bendim abi. Beyaz Perde'de izlediğiniz ilk film? Beyaz Perde'de ilk seyrettiğim film biraz popüler kültürün etkisiyle 90 kuşağı çocuğu olduğum için de Rich Rich'ti. Onu izlemiştim. Zenginliğe özenilen bir hayat ve sonunda yaşadığımız ve şükürler olsun halimiz çok iyi ama öyle bir hayatı ilk Beyaz Perde'de izleyip de gerçekle yüzleşmek çok bir çocuk için iyi olmuyordu yani. Bir şey demedim yani. Niye laf sokar gibi? Era Işık en çok neye güler? Era Işık en çok abisine güler. Aslında çok şeye üzülüyorum. Yani çok biraz duygusal tarafım vardır. Realist bir tarafım da vardır ama elden gelmeyip böyle kaderin bize oynayıp ve o kaderi çekmek zorunda olduğumuz anlarda insanların o çaresizlikleri beni çok hüzünlendiriyor. En çok ona üzülüyorum galiba. Kendini hayatta en çok hangi alanda şanslı hisseder? İşi. Bunu 5 yıl sonra yaparsak eşi diyebilirim. Onu hemen şey yapalım. Montaj o hakkım saklı dursun lütfen. Ama çocuk şeyleri daha pahalı değil midir? Bizi hep öyle kandırırlar çocuk yapmayın diye. Evet ya, daha pahalı. Evlenmeyin diye. Bir lakabınız var mı? Var, çok vardı. İlkokulda ölü balık derlerdi gözlerimin bayıklığından. Sonra sakallarım çıkmaya başlayınca Kızıl Sultan demeye başladılar. Ama en güzeli annem beni çocukken uyandırırken yumuk gözlüm derdi. Öyle de kaldı. Oynayacak bir Serhat, oynayacaksan bir şey var, bir sahne var, onu çekeceğiz. Tamam oynayacak, havasında, havasında. 80'lerin ekranlardaki başarısını neye bağlıyorsunuz? Ustaların çıraklara gösterdikleri yol, çırakların ustalara
sarf ettikleri saygı ve çaba. Görüşürüz o zaman. Soyunacak. Hasta bakıcı oluyor mu olmuyor mu kardeşim? Tamam oluyor ya. Tamam abinin çalınan bu tarif defteri değil mi ya? Evin reisi erkektir. Hayat müşterek yoksa yani. Müşterek mi? Evet. 80'ler yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. O benim dükkanımda. Bu şekilde çalışmana müsaade edemeyiz Ergun. Tamam. Maalesef. Başhekim seni kovdu. Babam o kadar sevindi ki bu hasta bakıcılık işine, anlatamam. Gerçekten.